Labada toplamaya geldik. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Labada derler adına. Ne kadar güzel. Yapraklar değil mi? Evet, tam sarmalı tür o. Bak, yağmurda yeni yağınca. Oruç da var. Ne gider şimdi bunlar iftarda? Hayırlı Ramazanlar. Biz Ramazan'da her sene bol bol sarma yapıyoruz. Doğa bahçemize geldik. Labada topluyoruz. Şurada bir iki yaprak daha mı kaldı acaba? Yok, onlar güzel değil. İleri doğru güzellerini bulacağız. Olduğumuz yeri gösterelim. Bak. Göster. Cennet. Cennet burası. Böyle bir ormanlık alandayız. Bizim için cennet. Bak gel. Bu tüylü değil. Geçen gün yaptığını ben çok beğendiydim. Acı macı da değil yani. Evet, ormanda acı oluyor deniliyor ama yani göreceli bir şey. Kime göre, neye göre. Biraz şeker koyarsın, acılığı da gider. Haşlıyoruz zaten. Öyle aman aman acı değildi. Güzeldi. Ama iki çeşit rol. Bak buradaki tüylü. Bak bu tüylüsü. Biraz hafif tüylü. Dur bakayım, elime ver. Bak. Yeşil tonları da farklı. Aa, bunun dokunması da farklı. Evet. Yumuşacık. Bu ikisi evet. Aynı tür değil. Evet, bunu bilmek lazım. Şu daha güzel oluyor sarması. Tüysüz olan. İnce uzun olan. Evet. Sılcan topluyoruz. Sılcanlar çıkmış. Melocan, sılcan, diken ucu. Geldik. Güzel ormanımıza bereket. Bak bunlar da yeniyor. Sığla ağaçlarının filizleri. Daha bu kadar açılmadan toplamak gerekiyordu. Biraz kaçırmışız. Onlardan çok almayacağım. Ama en uçları şuralar haşlayıp bunun da yoğurtlaması yapılıyor. Kaçırmışız. Bak. Bir iki haftaya kadar bunlar da geçmiş oluyor. Yeni başladı çıkmaya. Daha çok bulamadık. Ha Hürol gel bak, burada ne var? Yabani maydanoz. Kazaya. Telefondan gözüküyor mu çıkıyor mu bilmiyorum ama. Evet. Bunlara en çok sılcan diyorlar. Buralarda. Ege'de sılcan. Karadeniz'de melocan. Kürlü bir şey olunca dikenini bak sepete dolandı. Bak ağacın dibinde kuş otu. Evet, çok körpe, çiçek açmamış. Çok yerde çiçek açtı. Fakat burası gölge olunca bak salatasını yaparız varınca eve iftarda. Kuş otu. Gaz otu diye de geçiyormuş bazı yerlerde. Çok taze. Tam salatalık ürün. Bak. Göster şöyle ormanı. Ne kadar güzel bir yer. Bol bol oksijen. Bizim videolarımız daha çok terapi niyetine. Burada da var diken uçları, sılcanlar. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Hayırlı sahurlar. Nereden izliyorsanız. Bak şu çok güzel. Evet şurada bak. Bu, bak bak bak. Bu tam kuşkonmaz gibi. Geçen günkü videoda vardı ya. Evet. Bu yerden çıkmış o. Yerden olanlar daha kalın oluyor evet. Buradakiler. Neden? Kök salmış alttan.
O şekilde. Bunlar kırdığımızda tekrar filiz veriyor. Yani hani neden kırdınız demeyin. Yenileniyor. Tekrar aynı yerden filiz veriyor. Tekrar gelip biz görüyoruz onları. Burada bir ağaç kütüğü var. Yere düşmüş. Üstünü sarmaşık ve bitkiler sarmış. Yoğurt otları da var şurada üzerinde. Evet, ufak ufak yoğurt otları da var. Onlardan da alalım. Salatamıza akşama onlardan da biraz koyarız. Şöyle. Yağmur yağınca bunlar çok körpe oluyor. Tazecik, su gibi. Şöyle. Bu kadar. Aa, şurada çok güzel hürol. Çeker misin? Yoğurt otunun tazeliğine, güzelliğine bakar mısın? Yeşil olduğu için her yer belki görüntüde o kadar net çıkar mı bilmiyorum. Ama çok güzel. Bak şöyle. Salataya koyarız. Burada da kazaya. Bu yaban maydanozu diye de geçiyor. Bu şekildeyken yeni çıktığında çiğ olarak çok rahat tüketiliyor. Salatamıza bundan da koyacağız. İyice göster. Bak, bunları da haşlıyoruz. Yoğurtlamasını yapıyoruz. Limon. Onların hepsi kazaya mı? Evet, kazaya. Bu elimdeki filiz gibi o zaman. O filiz işte, onu ben çok seviyorum. Bu şekilde aynı maydanoz gibi yiyebiliyoruz bunu. Yeniyor yani, çok rahat. Hani bir kokusu olur kazayağının ya, sen pek sevmesin. Evet. Bak koklasan hiç bunda öyle bir koku yok. Daha yeni çıkmışlar. Hiçbir şey yok. Sıcaklarda değişiyor kokuları, tatları, acıyorlar. Şimdi çok güzel. Yağmur yeni yağdı. Su gibiler. Hadi bakalım biraz daha gidelim. Şurada yine kuş otlarımız var. Bak ocağını bulduk Hirol. Sılcanların ocağını bulduk. Sılcan da çiğ tüketiliyor. Çok da rahat yeniyor. Salataya da koyarız. Bunu ne hikmetse karıncalar çok seviyor. Şöyle temizleyerek almamız lazım. Yoksa bizimle eve geliyorlar. Daha yeni yeni böyle taze çıktığı için aynı şekilde bunlar da çiğ otlar gibi. Soğanı kavurup bunu doğra üzerine, ikiye böl zaten şöyle. Koy soğanın üzerine, pişiyor. Haşlamaya gerek yok bu kadar tazeyken. Ben çok kez yaptım. Hatta kanalımızda da bir videomuz var. Çiğ ezber bozan melocan kavurması diye çok önceden çekmiştik. Çok güzel tadı var bunun da. Bol soğanla bütün otlar çok güzel oluyor. Ha, bir de bir şey daha anlatacağım Hiro. Şimdik. Ben şöyle geçebilir miyim? Benim şöyle önünden geçeyim. Şimdi şöyle geçeceğim. Ot kavurmalarında biraz süt koyduğumuzda o otun hani karışık otlarda daha çok acılığını böyle şeyini alıyor. Çok lezzetli oluyor. Biz son zamanlarda öyle yapıyoruz. Biraz tereyağı koyuyoruz. Biraz da süt koyuyoruz. Hirolcuk. Yine bir kazaya yeni çıkmış filizi ağacın dibinde. Gördün mü? Elime ver. Vereyim. Hiç maydanoz almaya gerek yok bunlar varken. Yemeklere de yakışıyor. Yani zaten internetten araştırdığımızda yaban maydanoz olarak da çıkıyor kazaya. Burada minik labadalar var. Şimdi ben gelirken iftara hazırlık yaptım. Gelincikler vardı birazcık. Onları terletme için hazırladım. Bu labadaları da koyuyorum üzerine terletmenin. Zaten çok körpe. Hatta şöyle yapıyorum. Labadayı biraz sonra koyuyorum. Hani öbür otları çok çabuk pişiyor. İlla genelde gelincikten ben hani terletme olduğunu biliyordum. Ama deneyimledikçe illa gelinciğe gerek yok. Labada koyarsın. Bak şurada göstereyim. Kuş otu bu şekilde. Bunu böyle koyuyoruz, yıkıyoruz. Yoğurt otu. Bunlar biraz tuz, biraz zeytinyağı. Kapağını kapatıyoruz 5 dakika.
İnanılmaz lezzetli oluyor. Hürol'un da en sevdiği ot yemeklerinden. Ağaç devrilmiş ama yaşamaya devam ediyor. Muhtemelen bu yeni devrildi. Yemyeşil daha yaprakları. İkisi bir, iki ağaç varmış burada. Evet. Aa, rüzgardan yıkılmışlar. Bu sene de solucanlar çok erken açmış Hürol. Biz daha önceki yıllarda yine 2 yıl önce Ramazan'da geldik. Bu kadar yaprak yoktu değil mi? Filiz filizdi. Hatta yok. Video çekmiştik. Evet. Çok erken açmış. Çünkü kış olmadı. Kış olmadı, evet, ondan. Yine bir çok güzel lavada bulduk. Şu minik yaprakları da alacağım. Hürol bak, kurumuş. Tohuma durmuş. Ne o? Tohumları dağılmış artık. Labadanın mı? Tabii tabii. Bu labadanın tohumu ne kadar uzun. Görüyor musun? Bak kök dibinden tekrar çıkmış. Çok da güzeller. Evet evet. Buranın labadaları çok şaheser ya. Bayıldım ben. Tabii bizim kendi bahçemizde, köyümüzün daha da güzel Hürol. Biz aşağıdan tarlalardan toplamıştık biliyorum. Vallahi 2 gün önce yediğim dolmanın tadı damağımda. Evet. Güzel bu labadalardan oldu. Yapıldı. Ama yine de o hani bu orman labadası. Bunların daha bir şeyi var. Hı. Şöyle köy çekelim. Labadası mı? Köy labadası. Bahçe. Bak aşotu yine. Hani aşotu dediğimiz. Bıçağım var mı bunun yanında? Kökünü çıkarsam mı? Yok, çıkarmayacağım. Çok çamur. Hiç hani o şeye girmeyeceğim. Belli olmuyor yeşilliklerin arasında. Belli olmuyor değil mi? Ama bunlar belli oluyordur. E tabi labada bunlar biraz belli güzel. Oluyor. Evet. Var mısın? Ispanak niyetini alıyorum. Şöyle çıkayım. Oh Allah'ım ne kadar nimet. Bunu da evet bilince çok güzel sarması oluyor. Çok çabuk pişiyor. Yani sıcak şu suya... Şu yaprak ne kadar uzun öyle bak. Orada. Evet. Sıcak suya hemen koyup hemen alıyoruz. Soğuk suya koyuyoruz tekrardan ki ölmesin. Doğru teklerimiz. Çok tazeler. Bak kuş otları. Buna bir şey yapmış. Lavasını bırakmış. Tam da zamanında gelmişiz. Yemyeşil, tazecik. Filizlerine hiç dokunmuyorum. Onlar büyüyecek. Bunlar yan yaprakları. Çok lezzetli sarma yapacağız. Tam zamanında gelmişim. Tazecik. Gelebilecek misin? Ben şöyle geçiyorum. Burada daha da güzelleri var. Hürol. Şunları gösterir misin? Ne kadar taze. Alalım alalım. Alıyorum zaten. Şöyle gel. Yağmurda yağınca o kadar temizler ki hiç yıkamaya bile gerek yok. Gelincikler açtı buralarda. Gelincik otu çiçeğe durdu. Bakın şimdi burada da dutlar büyümüş. Bu dut benim dudum. Bakar mısınız? Kocaman olmuşlar. Bunları da size göstermek istedim. Bu dudun yapraklarından da ben çok kez sarma yaptım. Şöyle koparıyorsunuz, daha küçük almayacağım ve çok meyvesi var. Şöyle çıkmadı yukarıdan ama şurada olmuşlar iyice dutlar. Bakar mısınız? Bir iki tane alayım şöyle.
Bunlardan da çok güzel sarma oluyor. Lavadalarımızı bir güzel yıkadık. Şimdi haşlıyoruz. Böyle uzun uzun sıcak suyun içinde kaynasın, bir taşım olsun demiyoruz. Hemen koydum, tekrardan alıyorum. Yoksa saramam. Hemen ölüyor. Şurada soğuk suya bırakıyorum. Evet. Şimdi burada yine bir demet daha getiriyorum. Tamam. İşte bu kadar. Haşlama işi tamamdır. Soğanlarımızı biraz kavuruyoruz. Sonra pirincimizi ekliyoruz. Onu da biraz kavurduktan sonra biraz salçalar, soslar, domates sosları. İçimiz hazır olacak. Sararken tekrar göstereceğim. Bu işin püf noktası lavada çok hızlı piştiği için içinde iyice pişmiş olması lazım. Pirinçlerimizi iyice pişireceğiz. Bu şekilde. Ormandan topladığımız labadaların son hali işte bu. Üçgen sarıyoruz ilke. Evet, labada çünkü uzun. Uzun olduğu için normal yaprak sarma gibi saramıyoruz bunları. Üçgen yapıyoruz. Bohça şeklinde. Nasip'te bu akşamda labada sarması varmış. Yoğurtlu da pek güzel oluyor. Herkese hayırlı, bol bereketli Ramazanlar diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Herkese hayırlı iftarlar dilerim.